Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmanızı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Aşağıda A ve B otomobillerinin eşit bölümlerle oluşturulmuş yakıt göstergeleri yer almaktadır. Her iki araçta da göstergeler yukarıdaki durumda iken eşit miktarda yakıt vardır. Şu an burada eşit miktarda yakıt varmış. B'nin depo kapasitesi 50 litre olduğuna göre A marka otomobilin yakıt kapasitesi kaç litredir? Önce şunu bulalım. Burada B'nin ben kapasitesinin 50 olduğunu biliyorum ama şu an B'de toplam ne kadar yakıt var onu bilmiyorum. Onu bir bulalım. Çocuklar, adam bana sor demiş ki eşit bölümlerle oluşturmuş demiş. O zaman şöyle yapalım. Buradaki her bir birim x kadar yakıta denk gelsin. Hani dikkatli olun şuradaki büyük birim 5 eşit parça ayrılmış ya. O zaman her bir birim 1x kadarsa dikkat edin toplamda 5 eşit bölüm var. E ne olacak? 5x kadar yakıt alacak. E her biri 5x kadar yakıt alacaksa o zaman benim kapasitem toplamda 20x'e denk gelmeyecek mi? Yani adam bana aslında şunu söylüyor. Diyor ki senin diyor depon tam dolu olsa elinde 20x'lik yakıt olacak. O da 50 litreye eşitmiş. E buradan x'imiz 50 bölü 20'den ne gelmiş oldu? 5 bölü 2. Bu cepte. Peki bana ne kadar deponun dolu olduğunu söylüyor. Dikkatli olun. 15 zaten burada var. 1x buradan 16. 1 buradan 17. 1 de buradan 18. Elimizde 18x'lik bir yakıt var. Ve x'imizde kaç? 5 bölü 2. E yerine yazarsak 18 çarp 5 bölü 2'den 45 litre yakıt B'de var. E peki A ve B'de şu anda aynı miktar yakıt yok mu? Var. Demek ki ben anlıyorum ki şu an buradayken A'daki yakıt toplam 45 litre. Çocuklar dikkatli olun. A'da bütün depo baştan aşağıya 4 eş parça ayrılmış. Ve şu anda buradan bu kadar yakıt varsa şu an deponun kaçta kaçı dolu? 4 3 dolu değil mi? O zaman ben şu mantığı kullanabilirim. Ya deponun 3 bölü 4 doluyken 45 litre varsa Deponun tamamının dolması için yani birinin dolu olması için ne kadar litre yakıt olması gerekiyor? İçler dışlardan 3x bölü 4 eşittir. 45'ten niye böyle bir şey yaptım? Çünkü bu bir doğru orantı. Sol tarafı artarken sağ artması gerekiyor. O yüzden çapraz çarpımı yaptık. Bu durumda paydasına gizli bir var. İçler dışlar yapın. 3x eşittir. 4 çarpı 45 yaptı. İki tarafı da eğer ki 3'leri oranlarsak 3'ü 3'e böldüm bir kere var. 45'i 3'e böldüm 15 kere var. Çarparsak da 60 litre yani sorunun cevabı Adana gelmiş oldu. Tamam mı? Olayımız bu kadar. İkinci soru. Karşımızda böyle bir eşlik varsa içler dışlar yaparsak 4 çarpı A eşittir 3 çarpı B gelmeyecek mi? Gelecek. Çocuklar elimizde bu şekilde bir eşlik varken unutmayın her zaman bilinmeyenlere karşıdaki değeri vermek zorundayız. Yani ben buraya gidip de A'ya bir değer vereceksem karşıda kim var? 3 mü var? A'ya o zaman gidiyorum 3'ün bir katını veriyorum. Aynı şekilde B'ye de değer vereceksem karşıdaki sayının bir katını yani 4K'yı veriyorum. Buradaki amaç ne? Sol tarafta sağ tarafı eşit tutmak. Bak A'ya 3K, B'ye de 4K verirsen sol taraf kaç K yaptı? 12K yaptı. Sağ tarafta 12K yaptı. Öyleyse x birbirine eşitlenmiş oldu. O zaman sana sorunun ifadede A yerine 3k, B yerine 4k yazarsan, 2 çarpı 3k'dan 6k yaptı. Eksi 3 çarpı 4k'dan 12k geldi. Bölü payda kısmı. A'mız 3 kydı idi, ile çarptım, 12k yaptı. Artı B'miz zaten 4k gelmiş oldu. Pay kısmı eksi 6k, payda kısmı 16k. K'lar gitti. Eğer ki ikileri de sağ değiştirirsen sorunun cevabı eksi 3 bölü 8 yani denizde gelmiş oldu. Üçüncü soru. Verilen bilginin paydasında gizli bir var. Eğer ki içler dışlar yaparsak 1 ile x artı 6 çarpıyorum. x artı 6 geldi. 2 ile x artı 4 çarpıyorum. Çarparken aman diyeyim x ile çarpmayı unutmayın. Çarparsak 2x artı 8 yaptı. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa. 6'dan 8 çıktı. Eksi 2 kaldı. 2x'ten 1x çıktı. 1x geldi. Yani x'imiz eksi 2 geldi mi? Geldi. O zaman sorulan ifadede x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 2 artı 1 bölü eksi 2'den sorunun cevabı da eksi 1 bölü eksi 2 yani 1 bölü 2 yani Edirne gelmiş oldu tamam mı? Dördüncü soru bakın dikkatli olun adam bize a bölü k'yı kim olarak vermiş? 1k Peki benden kim istiyor? B bölü A'yı. Yani payla paydanın yerini değiştir diyor. Eğer ki yer değiştirirsem sağ tarafta da payla payda yer değiştirecek mi? Değiştirecek. Aynı şekilde C bölü D kime eşitti? K eşitti. Hemen burada gittim. C bölü D gördüğüm yere K'yı yazdım. B bölü A gördüğüm yere de 1 bölü K'yı yazdım. Eğer ki sol taraftan 1 bölü K, sağ taraftan da K gelirse e K'lar bunu götürdü. Sorunun cevabı da Adana yani 1 gelmiş oldu. Beşinci soru. Bakın bu tarz ifadelerde eğer ki size böyle bir orantı verilmişse hemen gidin bu ifadeyi bir k'ya eşitleyin. E bu durumda eğer ki ü bölü 2 eşittir 1 k ise içler dışlardan ü'ümüz geldi? 2 k çıktı çünkü paydasında gizli bir var. Aynı mantıkta d bölü 3 1 k eşitse içler dışlardan d kaç k geldi? 3 k geldi. b bölü 5 eşittir 1 k ise b'mize kaç k geldi? 5K çıkmış oldu. Buna göre eğer ki verilen ifadeleri şu sorulan ifade yerine koyarsak ne gelmiş olacak? Ü Ü'müz 2K geldi. D'miz 3K geldi. D'miz 3K yaptı. Bu durumda pay kısmı 5K. Payda kısmı 3K geldi. Çarpı. D'miz 3K. B'miz 5K. 3K'dan ne yaptım? 5K'yı çıkarttım. Yani eksi 2K geldi. Bunu da kime böldüm? 5K'ya böldüm. Bundan sonrası artık kalanı işlem. K'lar birbirini götürdü. K'lar birbirini götürdü. 5'ler birbirini götürdü. Bir kere var. Bir kere var. Sorun cevabı da eksi 2 bölü 3. Yani Bursa gelmiş oldu. Tamam mı? Altıncı soru. Böyle bir orantıyı gördüğün zaman ilk yapman gereken hamle hemen bunu git K'ya eşitle. Eşitlersek bu durumda x bölü 3'ümüz 1 k eşitse içler dışlardan paydasının gizli bir var ya x'imiz ne gelecek? 3K çıkacak. Aynı mantıkta Y bölü 4 1K eşitse Y'miz kaç K gelecektir? 4K gelecektir. Z bölü 5 1K eşitse Z'de kaç K geldi? 5K gelmiş oldu. E şimdi bulduğum bu ifadeleri al yandaki denklemi bir yerine yaz. Amacım ne? Buradaki denklemi bir bilim hale getirmek. Sen burada X yerine 3K yazarsan 3 çarpı 2'den 6K yaptı. Y yerine 4K yazarsam 12K geldi. Z yerine 5K yazarsam eksi 20K yaptı. Eşittir eksi 20'den. Toparla şunları. Burası 18K geldi. 18K'dan 20K çıktı. Eksi 2K eksi 20 eşitse otomatikman K'mız kaç gelmiş oldu? Dikkatli olun. K'mız 10 gelmiş oldu mu? 10 gelmiş oldu. E benden ne istiyor? X artı Y eksi Z. Bu durumda X ile Y'yi topladım. 7K yaptı. Z'yi çıkarttım. Toplam kaç K geldi? 2K geldi. E K'nın da 10 olduğunu biliyorum. Bu durumda sorun cevabı da Bursa yani 20 gelmiş oldu tamam mı? Geliyorum 7. soruya. Bu ifade diyor ki bana en az kaç olabilir diye soruyor bana. Arkadaşlar ABC pozitif tam sayısa o zaman mutlaka buralar pozitif tam sayı olmak zorunda değil mi? Zorunda. Bak A sayısı eğer ki pozitif tam sayısa bunu şöyle düşünebilirsiniz. İsterseniz 2, 3 ve 10'un katları şeklinde düşünüp katını işleyebilirsiniz ya da en küçük sayı yaşayabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Şimdi A bir tam sayı, B bir tam sayı ve C bir tam sayıysa burası kesinlikle 2'nin katı. Burası 3'ün katı, burası 10'un katı. E, otomatikman senin burada eşleyeceğin ifade hem 2'nin hem 3'ün hem de 10'un katı olması gerekmiyor mu? Ama benden en azını istediği için 2'nin, 3'ün, 10'un en küçük katını eşliyorum. Sen 2, 3, 10'u en küçük nerede birleştirirsin? 30'da e bu durumda 2A değeri 35 ise A kaç gelmek zorunda? 15. 3B 35 ise B'miz 10 geldi. 10C 35 ise C'mizi 3 yaptı. Bulduğun değerleri ifade yerine yazarsan 15 artı 2 çarpı 10'dan 20. Sağdan da bir 3 çıktı. Sorunun cevabı da 38. Yani Edirne gelmiş oldu. 8. soru. Bakın elinizde eğer ki böyle bir işlem varsa aslında bu işlemin karşılığı şu. İlk terimi ilk terime böl. M'nin bir oranı eşittir. İkinci terimi ikinci terime böl. N'nin üç oranı eşittir. Üçüncü terimi üçüncü terime böl. P'nin beş oranı eşit. Yani karşımıza bir tane üç oran çıktı. E karşımızda üç orantı varken ne yapacaktım ben? Bunu k eşitte teker teker m ne p'yi çek. M bölü bir k ise zaten m otomatikman bir k geldi. Eğer ki n bölü 3 bir kaysa, n kaç k gelmiş oldu? İçler dışlardan 3 k geldi. p bölü 5 de 1 k eşitse, p'miz de 5 k çıktı. Al bunları burada yerine yaz. Amacım ne? Denklemi bir bilmeyen hale getirmek. n'miz ise, 3 kaysa, 3 çarpı 2'den 6 k. m'miz zaten bir k'ydı. p'miz 5 k, burası da 15 k geldi. Eşittir 60. Topla bunları. 15 k'dan 1 k çıktı. 14K kaldı. 14K 6 kda 20K yaptı. E 20K 60'sa K kaç geldi? 3 çıktı. Bizden ne istiyor? E 3 çarp 3 kaydı. 3 çarp 3'ten 9. Yani sorunun cevabı da C gelmiş oldu. 9. soru. Paydasına gizli bir var. Hemen işler işler yap. Yaparsak e bu durumda K artı L kime eşit gelmiş oldu? 3 L'ye. 1 L'yi sağ tarafa gönderirsem 3 L'den 1 L çıktı. K'da kaç gelmiş oldu? 2L geldi. K gördüğün her yeri 2L yazar mısın? 2L buradan, 2L buradan 4L yaptı. 2L'den 1L çıktı, 1L kaldı. 50 bunu götürdü. Sorunun cevabı da 4 gelmiş oldu. 10. soru. Aşağıdaki kırmızı ve sarı renkli kütükler yan yana şekil birlik gibi koyulduğunda oluşan uzunluk x birim sarı renkli kütün kırmızı renkli kütün üzerine koyulmasıyla oluşan y birimlik uzunluk değerler arasında şöyle bir bağlantı var. Eğer ki böyle bir bağlantı varsa ben bu tarz bağlantılarda ne yapacaktım? Karşılıklı değer verecektim. Sol tarafa göre dikkat edin. Eşliğin sağ tarafında kim var? Hangi sayı var? 7 var. O zaman x'e 7 k veriyorum. Y'de karşılık değeri 2 k'yı veriyorum ki 2 çarpı 7 14 k 7 çarpı 2 14 k eşlik sağlansın diye. Çocuklar şöyle yapalım. Buradaki sarı kütüğün bak şu uzunluğa bir isim verelim burası S olsun. E sen bu S'yi dikkat et şu üstüne koyduğun zaman o zaman ben ne anlıyorum? Şuradaki uzunlukta bir S olmak zorunda değil mi? Değil mi? Yani buradan anladığım şey şu. Sen bu sarı kütüğü alıp da eğer ki bu sağ tarafı koyarsan sağ tarafa doğru bir S uzunlukta olmayacak mı? Olacak. Ve bak dikkat et. Şu an sen bu sarıyı sağ taraf koyarsan bu uzunluğun tamamı bu uzunluğun tamamı olmuş olmayacak mı aslında? Değil mi? Ay, şekil çünkü x aynı olmuş olacak. E peki bu uzun tamam ne geldi? Y artı 2S geldi. Peki bu uzunluk aslında kime eşit? X'in tamamına eşit. Yani bu ifade X'e eşit olmak zorunda. E ben Y'nin zaten 2K olduğunu biliyorum. Artı 2S sağdan geldi. X'in de 7K olduğunu biliyoruz. 2K'yı sağ tarafa aktar. 2S'miz 7K'dan 2K çıktı. 5K eşitse. S kime eşit geldi? 5k bölü 2'ye eşit geldi. Yani ben şu anda sarın uzunluğunu buldum mu? Buldum. E peki biz x'in tamamından sarının uzunluğunu çıkartırsak geriye kalan kısım sadece kırmızı kalmış olmayacak mı? X'imiz kaç kaydı? Dikkat et, 7 kaydı. Bundan gidip de 5k bölü 2'yi çıkartırsam, 2 çarpı 7, 14k, 5 kyı çıkarttım, 9K, 9k bölü 2. Bu da kırmızı gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Sarının kırmızı oranı istiyor. Sarımız 5K bölü 2 bölü. Kırmızı da 9K bölü 2. Payı sabit tutup paydayı ters çarparsak. 5K bölü 2 çarpı 2 bölü 9K'dan 2'ler gitti. K'lar gitti. Cevabımız da 5 bölü 9 yani Ceyhan gelmiş oldu. 10. soru. Hemen işler işler yap. 5A artı 10B eşittir. 3A-9B geldi mi? Geldi. B'ler bir tarafa A'lar bir tarafa. Hemen aktar. Aktarırsam 19B kime eşit gelmiş oldu? 3A'dan 5A çıktı. Eksi 2A eşit geldi. Bu tarz ifadeler ne yapacaktık hatırlayın. Karşılıklı değer verecektik. B'nin karşısında hangi sayı var? Eksi 2 var. O yüzden B'ye gidiyorum. Eksi 2K veriyorum. A'nın karşısında kim var? 19 var. Hemen de buna 19K'yı veriyorum. O zaman yerine yazarsak 19 bölü 2 soldan eksi. A'mız 19 kaydı. B'miz de eksi 2 kaydı. Oranlarsak bir kere dikkatli olun. Eksinin eksi oranı artı geldi. K'lar da gitti. Soldan 19 bölü 2. Sağdan 19 bölü 2. Toplarsam 38 bölü 2'den sorunun cevabı da 19. Yani denizli gelmiş oldu. Geliyorum 12. soruya. Şarj kapasiteli eşit. Dur. Bak şarjlar eşitken sen buradaki ifadeleri kaça ayırmışsın? 2'ye, 3'e, 4'e. 2, 3, 4'ün ortak katı kaç? 12. Demek ki bunların şarj üniteleri normalde başlangıçta tam dolu olsa 12x kadar olsun tamam mı? Bunu bir kere bir yazdım. Şarjları eşit olan müzik çalar, cep telefonu ve bilgisayarın şarj göstergeleri sırasıyla 2, 3 ve 4 eş parça ayrılmış. Ve dolu kısımlar yeşil gösterilmiş tam dolulacak şekilde şarj edilen bu 3 eşyanın bir süre kullanıldıktan sonra şarj göstergeleri aşağıdaki gibidir. 3 eşyanın toplam şarjının kaçta kaçı kullanılmıştır diye soruyor bana. Arkadaşlar normalde tamamı 12 xken iken 2 eş parça ayırdıysam burası 6x burası 6x olmak zorunda değil mi? Ne yapmış burada 12x'i? 3 eş parça ayırmış. O zaman 4x 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 olmak zorunda. 12x'i 4'e ayırmış. 3x 3x 3x, 3x olmak zorunda. E, bu durumda boş olan kısımlar kullanılan kısımlar değil mi? Toplayın bunları. 10 buradan 13, 16. 16x kullanılan kısım tamamı 12, 12, 12'den kaç geldi? 36x geldi. Hemen gittim x'leri sağa değiştirdim. 4'leri de oranlıyorum. 4'e böldüm 4 kere var. 4'e böldüm 9 kere var. Sorunun cevabı da Ceyhan gelmiş oldu. 13. soru. Bir kere bu ifade birbirine eşitken hemen gidiyorum 4'ü 2'nin kare şeklinde yazdım Üzerine B kuvveti var 8'i de 2'nin kübü şeklinde yazdım Üzerine C kuvveti var e, Üstünün üstü varsa X çarpılır Bu durumda 2 üzeri A eşittir 2 üzeri 2B O da eşittir 2 üzeri 3C geldi mi? Geldi e Üst sayılarda tabanları aynı iken üstler de eşit olmak zorunda Yani bu durumda A eşittir 2B eşittir 3C çıktı mı? Çıktı ABC kimmiş? pozitif tam sayı. Senden toplamları en az istemiyor mu? İstiyor. O zaman A, B, C'nin en az olması lazım. Bak. Buradaki sayı %100 kimi katı? 2'nin katı. Bu sayı kimi katı? 3'ün katı. Bunlar birbirine eşit ve bu sayılar 2'nin ve 3'ün katları. E ben bunları en küçük istediğim için o zaman en az 2'nin ve 3'ün katlarını bir yerde buluşmak zorundayım. Sen 2'nin ve 3'ün katlarını en az nerede buluşturabilirsin? 6'da. E bu durumda A en az 6 geldi. 2B6 ise B3 geldi. 3C6 ise C'de 2 geldi. Toplam orada en az 11 yani denizde gelmiş oldu. Geliyorum 14. soruya. Yukarıda Amerikan doları ve Japon yeni paritesi gösterilmiştir. Bunun anlamı bir Amerikan doları bir Japon yeni değerinin 110,2 katıdır. Aslında şu işlem ne biliyor musun? Bak şu işlem. Bir Amerikan dolarının bir Japon yerine oranını adam bana bu olarak söylemiş. Sen burada içler dışlar yaparsan şunu gö görürsün zaten. 110,2 çarpı Japon yeni gelmiş oluyor. Yani şu demek aslında şu demek unutma. Yukarıdakini yani soldakini sağdakinin oranla. E o zaman karşıma böyle bir ifade varsa ben bunu gitsem şöyle yazsam olmaz mı? Olur. Peki kime eşitmiş bu? 1.25'e. Aynı şekilde bunu gitsem şöyle yazsam olmaz mı? Olur. E bu da kime eşit? 5'e eşit. Çocuklar, ben bunları taraf tarafı oranlasam bak. Pay kısmını sabit tut, paydayı ters çevir çarp. Bu durumda sol taraftan Euro'nun dolara oranı çarpı TR'nin de Euro'ya oranı gelmeyecek mi? E bu durumda Euro'lar birbirine götürdü. Sağ tarafta eğer ki bölersek kim gelmiş olacak dikkat et. 1.25 bölü 5 gelmiş olacak. Yani ben kısaca TR'nin dolara oranı kaç bulmuş oldum? 1.25 bölü 5. Peki benden kim istiyor? Dolar bölü TR istiyor. O zaman payla paydanın yerini değiştirin. Değiştirirsem bu durumda doların da TR oranı kim gelmiş olacak? 5 bölü 1.25 gelmiş olacak. E bu durumda işlemi rahat yapmak için şöyle yapalım. Bakın bunu 2 virgül sağa kaydırın. Bunun da yanına 2 tane sıfır atın. Bu durumda pay kısmı 500. Payda kısmı 125 gelecek. Sayıları bir sağa Eğer ki pay kısmını 5'e bölersem 100 gelecek. Paydayı 5'e böldüm 25 geldi. E 100 bölü 25'ten de sorun cevabı kaç çıktı? 4 geldi. Yani sorun cevabı da Adana gelmiş oldu. Evet çocuklar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.